Yakın Uzaklar 11. Bölüm 1997 İzmir. Yeni ve yalnız bir hayat başlamıştı Bergin için. 2 ay kadar önce taşındıkları İzmir onu çok yalnız bırakmıştı. Garip, sıkıcı bir duygunun kıskacında kıvranıyordu. Kısa sürede köydeki hayatını özler olmuştu. 2 küçük bebeğiyle sevgi ve ilgiye öyle ihtiyaçları vardı ki, kayınvalidesinin iğneleyici sözlerine dahi razıydı. En azından onun varlığından haberdar olduğunu gösteriyordu bu laf işittirmeler. Mehmet ulaşılmaz bir dünyada yaşıyor gibiydi. Aşılmaz duvarlar girmişti adeta aralarına. 2 günü geçkin eve gelmediği oluyordu. Bu sürede nerede, ne yaptığı konusunda sorulara dahi tahammülü yoktu. Bergin konuşmadığı ve sormadığı zamanlarda da sinir bozucu bir sessizlikle savaşmak zorunda kalıyordu. Çocuklar o yokken hep ağlıyor, mızmızlanıyorlar. O geldiğinde ise mışıl mışıl uyuyorlardı. Öyle manidar geliyordu ki bu Bergin'e, bir defasında bunu Mehmet'le paylaşmak istemişti. Ama hiç de beklediği tepkiyi alamamıştı. Bunu alelade bir şey gibi karşılaması Bergin'i, ümitle beslediği hayallerini bir kez daha yıkmıştı. Neden böyleydi? Nesi vardı? Sorunları olduğu belliydi Mehmet'in. Her şeyi kendi üzerine alarak, alınarak daha da çıkmaza sokmak istemiyordu bu evliliği Bergin. Fakat paylaşmak istemiyor, sıkıntısını anlatmıyorsa benimle de ilgili bir sorunu vardır düşüncesiyle kendi kendini yiyip bitiriyordu. Ardına düştüğü bir şey vardı, kovalayıp durduğu ama bulamadığı bir türlü, yakalayamadığı bir şey. Huzur. Zeynep 14 aylık olmuş, hala yürümüyordu. Doktora götürmüşler, fiziksel bir engel yok demişti. Bergin'e göre ise kesinlikle psikolojikti. Ali sürekli hastalandığından daha çok onunla ilgileniyor. O sebeple Zeynep ilgiden yoksun kalıyor olabilirdi. Onunla Mehmet de biraz ilgilense çok faydası olurdu. Her gelen şey sefasıyla birlikte cefasını da getiriyordu. Bu lüks ev ve güzel olanaklar hiçbir şeyi çözmemişti. Mehmet'in gelecek günler diye vaat ettiği sözler belki de maddi anlamda yerini bulmuş olabilirdi. Fakat hiç tadı yoktu hayatlarının. Çok güzel görünen al renkli bir elmanın iştahla bir ısırık aldıktan sonra sahte olduğunu anlamak gibi bir şeydi yaşadıkları. Küçük Zeynep zorla tırmanarak sehpanın üzerinde gördüğü sahte elmayı alıp ısırdığında öfkelenip atmıştı yere. Bergin de öyle atmak istiyordu, kendisini aldatmaca gibi görünen her şeyi. Beklentisinin aksine hiçbir şeyin yolunda gitmiyor olması, her ikisi için de geçerli olduğunu fark ettiğinde Bergin, duygularını gizlemekten, bu soğuk savaşı sürdürmekten vazgeçti. Pervasızca her şey ortaya döktüğünde de Mehmet'in karşılık vermemesi anlaşılır şey değildi. Zaman zaman kavga etti, küstü, sevdi, aldırışsız davrandı, ağladı ama olmadı. Aradaki barikatları yıkıp geçemedi. Giremedi onun dünyasına. Denenmişin denemesi olmazdı. Artık Mehmet'le konuşacak bir şey kalmamıştı. İş yerine gitmeli, patron dediği kişilerle konuşmalı, gerekirse onlardan yardım istemeliyim diye düşündü. Aklına koymuştu. Var mıydı başka türlü bir çözüm yolu? Hem işiyle ilgili bir sorunu olması muhtemeldi. Hemen gitmeliyim diye telaşla çocukları giydirdi. Kapının çalması hiç hoşuna gitmedi. Bir an önce gitmek için sabırsızlanıyordu. Aylardır kapısının çalındığı olmamıştı. Kim olabilirdi ki? Hem de böyle bir zamanlamayla. Nuriye öğretmen ve yanında orta yaşlı bir kadın vardı. Çok şaşırmış, bir o kadar da sevinmişti. Seni burada da buldum bak Belginciğim diyordu Nuriye öğretmeni. Yanındaki Hatice teyze 2 sokak aşağıda oturuyormuş. Onun da 2 gelini varmış. Bergin gibi güzel. Onların da çocukları henüz çok küçüklermiş. Zeynep ve Ali gibi. Tanışıp arkadaşlık yapmaları iyi olurmuş. Onlar konuşuyordu ama Bergin derdine düşmüş. Duymaz olmuştu konuştuklarını. Nuriye öğretmenini de karşısında görünce her şeyi ona anlatmak, bir yol göstermesini istemek düşüncesiyle konuşmak istedi. Fakat gözyaşları önce davranmıştı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Çocuklar bu yabancıların annelerine bir şey yaptığını düşünmüşçesine kucaklarından kaçmak istediler. Onlara sarılan Belgin hem ağlıyor hem anlatıyordu.
Anlattıklarından bir şey çıkarabilmek mümkün değildi elbette. Daha problemin ne olduğunu Belgin dahi tam olarak bilmiyordu. Fakat anlatmak, ateşler içinde kalan gönlüne su serpmiş, rahatlatmıştı biraz. Nuriye Hoca, Hatice teyzenin ne zaman isterse yardımcı olacağını, çocuklarla ilgilenebileceğini söyledi. Nuriye öğretmen öyle üzülmüş ve şaşırmıştı ki, her şeyin yolunda gittiğini düşünmüş, maddi sıkıntıları aşmış olmalarına da çok sevinmişti oysa. Evlilikte çocuk olduktan sonra böyle problemler yaşanabilir. İletişiminizi güçlendirmeye bakın, dedi Nuriye Hoca. İletişim yoktu ki. Artık kalkalım dediklerinde Belgin'in aklı başına gelmişti. Hayır, olmaz. Çay yapayım. Yemek yemeden gitmenize asla izin vermem. Lütfen kalkmayın, dedi. Vaktin epey ilerlemesine rağmen Belgin'i kıramazlardı. Oturdular. Hatice teyze, artık sen de benim bir kızımsın. Benim çok kızım var. Hepsi emanettir bana. Burada üniversiteye gidiyorlar. Canın sıkıldığında gel. Hafta sonları pasta, börekler yapıp çay saatleri yapıyoruz. Sen de gel katıl, kendini yalnız hissetme. Bebeklerinle ilgileniriz. Sen de nefeslenir, dinlenirsin biraz. Bana telefon numaranı verirsen seni ararım. Benim numaramı da sen yaz, dedi. Bir türlü çıkıp gidemez bir haldeydiler. Nuriye öğretmen dönüp Belgin'e sarılıyor. Bir şeyler söylemek istiyordu. Fakat Belgin'in hali ona öyle dokunmuştu ki konuşamadı. En büyük mutsuzluk kaynağı ailede yaşanan huzursuzluktu. Allah'ın bu aileye sekinet ve huzur vermesini dileyerek veda etti Belgin'e. Kapıya geldiklerinde Hatice teyze, Belgin'in numarasını çantasına koyarken, ''Güzel kızım, hayal kırıklıklarının insanı götürdüğü yollar zordur. Kendini bu kadar bırakırsan hasta olursun, Allah muhafaza. Şöyle düşün, yıkılan her hayal yeni hayaller kurmaya vesiledir. Çocuklarınla ilgilen, bir müddet enerjini onlara yoğunlaştır. Zaten babaları da ilgisizmiş, onların da buna ihtiyacı vardır. Sen rahat hisset kendini, muhakkak düzelecektir her şey. Kadın ailesinin güneşidir. Senin gözlerin ışıldadığı müddetçe çocuklarının da gözleri ışıldar. Eşin de bu ışıktan nasibini alır. Gözlerinin feri sönmüş, mutsuz ve bıkkın annelerin, çocuklarının da gözlerinin feri söner. Ardı sıra bahçe kapısına kadar uğurladı. Evine, gönlüne misafir olan, hayatına nefes aldıran, sözü güzel, özü güzel, kıymetli misafirlerini. Bu kış zor geçmişti. İzmir'in kışı Belgin'in tanıdığı kışlara benzemiyordu. Hava ılık bile sayılırdı. Ne Afyon ne Mardin, ikisinden de farklıydı. Fakat ruhu çok üşümüştü burada. Sokağa şöyle bir göz gezdirdi. Bütün evlerde sükunet hakimdi. Kimse yaşamıyor mu burada? Hayalet evler gibi, ne kadar garip, diye iç geçirdi. Öyle içten bir ah çekmişti ki, sanki birisi duymuş da, ''Buyurun, bana mı seslendiniz?'' diye cevap vermişti. ''İyi günler, nasılsınız?'' ''Sağ olunuz, iyiyim.'' ''Mahallemize hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk.'' dedi Belgin. ''Ben de kimsecikler yaşamıyor sanıyordum buralarda.'' ''Neden?'' diye şaşkınlıkla sordu. Sarı saçları, güler yüzü ve yanağında da gamzeleriyle ve sesindeki samimiyet, sıcak bakışlarıyla Belgin de ''İnşallah iyi arkadaş oluruz.'' duygusunu uyandırmıştı. İzmirli olduğunu söyleyen bu güzel kadın. Belgin, 5 ayı geçti, kimse hoş geldin diye gelmedi. Üstelik çok sakin, hiç çocuk sesi yok. Yani o sebeple... Haklısınız, burada pek çocuk yoktur. Genelde emeklidir bu mahallede oturanlar. Benim de bir kızım var, 2 yaşında. Aslında size gelmek istedik ama daha önce orada oturanlardan olacak pek ayağım varmadı. Kim oturuyordu, küs müydünüz? Yok, hayır, öyle değil, küs değildik ama tanıştık dahi diyemem. Zaten kısa süreli kalıyorlardı. Esrarengiz tipte insanlar girip çıkardı. Yani nasıl diyeyim, insanı korkutan, karanlık bir yanı vardı sizden önce. Öyle mi, bilmiyordum diyebildi Belgin ama içine bir kurt düşmüştü. Beklerim, buyurun gelin, bizden korkmanıza bir sebep yok. Benim de 1,5 yaşlarında 2 küçük bebeğim var, dedi. Görüşmek üzere ayrılırken Belgin evin tapusu var mıydı?
Bu ev kendilerin mi yoksa kiracı olarak mı kalıyorlardı burada? Bunları hiç sormadığı için kendisine kızdı. Mehmet bir an önce gelse iyi olurdu. Her şeyi bilmek istiyordu. Bugüne kadar fazla kayıtsız kalmış, belki de uyutulmuştu. Çocukları kontrol etti, üzerlerini örttü. Mutfağa gidip Mehmet'in en sevdiği yemekleri yapmaya koyuldu. Akşam gelmesini ümit ederek. Genelde gecenin bir kısmında dışarıda olurdu. İnşallah bu yemek vaktinde evde olur diye dua etti. Bir de yemeklerin yağını fazla kaçırdığından şikayet ederdi Mehmet. O yüzden buna azami dikkat gösterdi. Kayınvalidesi Havva Ana'dan öğrendiği gibi güveç yaptı. Pilavı da pişirip sarıp sarmaladı. Çocuklarına da yedirebileceği kremalı bir de çorba yaptı. Beyni dırdır eden düşüncelerin penahıydı. Çocukların hala uyuyor olmasına memnun oldu. Kendini duşun altına attı. Kurtulmak istediği kafasının içindekilerdi aslında. Duş almak biraz sakinleştirmişti ama yeterli olmamıştı. Zaman geçmiyor, Mehmet bir türlü gelmek bilmiyordu. Birikmiş duyguların verdiği yükü hissetti kalbinde. Galiba sağlıklı bir konuşma olmayacaktı yine. Belgin sorular soracak, Mehmet de geçiştirecek. Olmadı dırdır etmekle suçlayacaktı. Nasıl konuşmalıydı, ne şekilde yaklaşmalıydı da artık bu duruma bir son vermeliydi. Nerede hata yapıyordu da Mehmet bir türlü sıkıntısını paylaşmıyor, hiçbir açıklama yapmıyordu. Son tartışmalarını hatırladı. Neden geç geliyorsun? Ne iş yapıyorsun sen böyle? Niçin başkalarının eşleri gibi sabah gidip akşam gelmiyorsun? Nedir bu gizem demişti. Mehmet de günlerce evden çıkmadığım oluyor. O zaman rahatsız olmuyorsun. Nasıl geçiniyoruz demiyorsun. İşe gitmem, çalışmam mı sorun oluyor? Belgin, nereden bilebilirim? Tatildeyim, izindeyim diyorsun ya. Mehmet, dırdır edip durma. İşine bak, çocuklara bak. Kadın kadınlığını bilmeli. Üzerine vazife olmayan şeylere de karışma. Bana hesap soracak kadar uzamasın o dilin. Bu yaşadığın eve bir bak. Bunlar nasıl oluyor sanıyorsun? Senin anlayacağın işler değil. Bir daha bana hesap sormaya kalkma. Belgin, sen hep böyle yapıyor, beni susturuyorsun. Her şey yolundaysa sen neden mutsuzsun? Bu soruyu sorduğunda Mehmet sessizliğe gömülüyordu. Senin yüzünden demesinden çok korkuyordu Belgin. Bunu duymadığı için memnun oluyor. Başka da soru sormaya cesaret edemiyordu. Bazen kavgaları öyle tuhaf bir hal alıyordu ki, Mehmet'in hiçbir suçlamasına maruz kalmadan sürekli kendini savunup duran bir Belgin vardı. Çok manasızdı bu kavgalar. Tatlıya bağlanmış hiçbir tartışmaları yoktu. Sorun çözmek için konuşabilmek girişimiydi belki her bir kavga. Fakat sonuçsuzdu. Bu defa ne olursa olsun kendini anlatmaya, savunmaya kalkışmayacak. Gerekirse her şeyi üzerine alacak, suçlayacaktı kendini. Patinaj yapıp duruyorlar bu evlilikteki çıkmazdan, kurtulamıyorlardı. Hiçbir zaman haklı çıkmak değildi amacı. Sadece anlamak istiyordu. Bunu Mehmet'e anlatabilmeliydi. Önce bir not yazıp duygularını dökmeliydi. Konuşmaya yanlış başlayabilir, yine köprüleri yıkabilirdi. Suçlamak, sorgulamak, kendisini savunmak ve bağırıp çağırmak. Bunlardan mümkün olduğunca farklı bir yaklaşım sergilemeyi umuyordu. Canım, can arkadaşım, hayat arkadaşım, yoldaşım, kahramanım, çocuklarımın babası. Seni çok seviyorum. Senin sevgini hissetmediğim zamanlarda nefes alamıyorum. Sevinçler paylaştıkça artar, üzüntüler paylaşınca azalırmış. Çocuklarımızın güzel anlarını, sevgilerini seninle paylaşamadığım için ben de yeterince tat alamıyorum. Onlara karşı da, sana karşı da kendimi çok eksik ve kusurlu görüyorum. Nerede yanlış yaptığımı bilemiyorum ki düzelteyim. Bir derdin olduğunun farkındayım. Sana yalvarıyorum. Her ne sıkıntıdaysan benimle paylaş. Yardımım dokunmasa bile dertleşmek iyi gelecektir. Senin derdin benim derdim. Sen böyle üzüntü içinde kıvranırken benim mutlu olmam mümkün mü? Mehmet'in en sevdiği elbisesini giymiş, saçlarını yine onun beğendiği şekilde toplamış, yüzündeki hüznü kapatmak için de bir parça makyaj yapmıştı. Evde olağandan daha hoş bir havanın olması Mehmet'i de kayıtsız uyumak zorunda bırakmıştı.
her zamankinden erken gelmiş olmasına bağladı bunu çünkü. Bergin zaten her zaman böyle güzel ve iyi davranıyordu. Kendisine bir parça öfke duysa da boş verdi. Başında öyle belalar vardı ki Bergin bunları anlayamazdı. Zaten eli mahkumdu. Mehmet'ten başka kimi vardı? Çocuklarına baktı. Ne kadar tatlılardı böyle. Bir bile bilselerdi bütün sıkıntıları onlar için çektiğini. Yemekten sonra çocuklarla oynayan Mehmet'e kahvesini getirirken yazdığı notu yanına koydu. Kahveyi Mehmet'e vermişti vermesini ama o esnada çalan telefonla konuşan Mehmet'in rengi atmış, gözleri acı içinde bir noktaya kilitlenmişti. Bir aydır çağırdıkları halde bugün yarın gideriz diye ertelemişti Mehmet Afyon'a gitmeyi. Ama şimdi hastanede babası ölümle pençeleşiyordu. Alel acele çocukları hazırladı Bergin. Elleri titriyor, bacakları tutmuyordu. Zeynep 18 aylık olmuştu. Yeni yürümeye başladığından sürekli düşüyordu. Ali 1 yaşına girince başlamıştı yürümeye. Ama Zeynep'e göre çok zayıf ve çelimsizdi. Havva annesi her fırsatta burada olsa kuzularım, ben onlara nasıl bakardım? Ah gelin, biraz kalın burada diyor. Ama Mehmet'in işleri yoğun olduğundan bir türlü gidemiyorlardı. Sabahtan beri ne planlıyordu ama neler olmuştu? Hayat işte buydu. Hep böyle olmuyor muydu? Bir şeyleri planlamak kadar anlamsız bir şey yoktu şu an itibariyle. Ta ki Mehmet'e yazdığı notu okuyor olduğunu görene kadar. Çok heyecanlandı. Gönlünde Mehmet'e olan aşkının alevlendiğini hissetti. Mehmet de etkilenmişe benziyordu. Sanki buna en çok ihtiyacı olan anı seçmiş olmasına teşekkür ediyor gibi bir bakışı vardı. Dikiz aynasından Bergin'e baktı. Aynada göz göze geldiler. Bergin öyle aşıktı ki kocasına, gözlerine bakmaya dahi dayanamamıştı. Kalbi küt küt atıyor, uyulacak diye bir de onun utancını yaşıyordu. Mehmet konuşmasa da bir şey anlatmasa dahi artık kendini ifade edebildiğini düşünüyordu Bergin. Mehmet'in bakışları sevgi doluydu. Bundan sonra Bergin'e kayıtsız kalamazdı artık. Yaklaşımından bunu sezinlemek zor değildi. Afyon farklı bir sabaha uyandırmıştı onları. Geceden beri hastanedeydi Mehmet. Diğer abileri de sabah yetişmişlerdi. Onlar da çocukları bırakıp hastaneye koştular. Fakat beklenen iyi haber gelmedi. İkindiden sonra Arif Usta'nın ölüm haberi her yere ulaşmıştı. Hayatını bu köyde meyve ağaçlarıyla dolu bahçesinde, herkesten uzak ama herkes için bir şeyler yapmakla geçiren bu Arif insan, seveni olduğu kadar muhakkak sevmeyenlerin de olduğu ama herkesi çok seven bir adamdı. Bergin, Arif babanın babasıyla hiç tanışmadan bu dünyadan göçüp gitmesine içerlemişti. Birbirlerini tanımalıydılar. Bir gün ailesi gelecekti. O gün onlara Arif Usta'nın çok iyi davranacağının hayalini kurar, annesi ve babasının da mutlu olacaklarını düşünür, içi içine sığmazdı. Tuhaftı ama onun vefatına en çok bu yüzden üzülmüştü. Bir de Zeynep ve Ali, onlar da dedelerini tanımalı, dizinin dibinde oturup onun anlattığı menkıbeleri dinlemeli, o kadim zamanların kazandırdıkları ile büyümeliydiler. Ya Mehmet? Ne düşünüyordu acaba? Ne haldeydi? Ertesi gün babalarına son görevlerini yapmışlar. Fani alemden baki aleme uğurlamışlardı. Her yanda matemli bir bekleyiş vardı. Neyi, niçin beklediklerini bilmeden bekleşiyorlardı. Ürperdi Bergin. Ölümün soğuk yüzü, ayrılık acısı ne garipti böyle. Havva ana gözyaşlarını silerek oturup kaldığı yerden kendini sürüklercesine dışarı attı. Nereye gittiğini merak eden oğulları da ardına düştüler. Bütün ev halka ayaklanmıştı. Büyük eltisinin çocukları Zeynep ve Ali ile ilgilendiklerinden Bergin de peşlerine takıldı. Bahçeye gitmişti Havva'na. Baharla tekrar yeşeren ağaçlar, bir bölümü ekilmiş bahçe ümit fısıldıyordu kalplere. Diriliş müjdeliyordu. Meyve zamanı geldiğinde Arif Usta eşe dosta haber verir. Gelin ziyan olmasın, kiraz yiyin, sonra erik, elma için herkese haber ulaştırırdı. Fakat pek gelen olmaz, o da bin bir zahmetle toplar küfelere doldurur, sadakam olsun diye kilometrelerce yürür, onları nasiplilerine ulaştırırdı. Israrla çağırdığı torunları, oğulları, gelinleri gelmez olunca,
kargoya verdiği meyveler de şehirler arası yolculukla Arif Usta'nın hayal ettiği ama bir türlü olmadığı ağaçların altına toplanmış çocuklarını göremediğini anlatmak ister gibi adreslerine ulaşır, mutluluk ve selam götürürdü. Bugün hepsi o bahçeye gelmişler, ağaçların altında oturmaktaydılar. Henüz meyveye durmamışlardı bu yıl ama diriliş müjdesiyle teselli günüydü bugün. Eve döndüler. Mehmet Belgin'den hazırlanmalarını, 2 saate kadar yola çıkmaları gerektiğini söyledi. Abileri önce bir şey konuşalım seninle dediler. Küçük eltisi sanki miras paylaşacaklar ne varsa diye omuz silkti. Misafir odasından mırıltılarla gelen seslerin dozu gittikçe artmıştı. Zeynep de odaya doğru yürüyünce Belgin düşmesin diye peşinden gitti. Konuşulanları net olarak duyabiliyordu. İsmet abisi nasıl anlamazsın ne iş yaptıklarını be, sana inanmıyorum diye bağırıyordu. Mehmet, abi bilmiyordum, tam olarak ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bodyguardlık gibi bir şey sanmıştım. Yavuz abisi, bu adamlar tehlikelidir, blöf yapmıyorlar emin ol diyordu. Helalin bereketi haramın bolluğundan evladır. Bir an önce bir yolunu bulup kendini kurtarmaya bak. Mehmet, bilemezdim diye tekrar edip duruyordu. Büyük abisi kendine hakim olamadı. Işımla bir tokat attı Mehmet'e. Her zaman çok hırslı oldun. Şimdi babamın kemikleri sızlıyordur. İyi ki sağlığında bilmedi senin neler yaptığını. Zengin olma sevdan yüzünden düştüğün batağa bak. Çırpındıkça batmazsan iyidir. Git teslim ol. Tövbe et. Başka bir şey düşünme bundan sonra. Zararın neresinden dönülürse kârdır. İsmet abisinin hiddeti geçmek bilmiyordu. Bir tokat daha attı. Mehmet öfkeyle çıktığı gibi dışarı fırladı. Belgin'in orada olmasını görecek halde değildi. Annesi Havva'na da duymuştu konuşulanları. Mehmet sokağın başına kadar koştu. Olduğu yere çöktü. Tekrar ayağa kalktı. Babasının mezarına gidecek, anlatacaktı. Herkes biliyordu artık Mehmet'in düştüğü hali. En iyisi babasına kendisini anlatması, af dilemesiydi. Geç de kalmış olsa başka türlü düşünemiyordu. Ama gidemedi, utandı. Ne eve geri dönebiliyor ne de babasının kabrine gidebiliyordu. Para kazanma, zengin olma hırsı kör noktasıydı. Bunun dışında herkesi, her şeyi öylesine es geçmişti ki her şey kazandığı kirli paralarla onarılmayacak kadar kırılıp dökülmüştü. Belgin'in yüzüne bakamıyordu uzun süredir. Soru sormasından bunalmış, eve gelmek istemez olmuştu. Çocuklar içindi, ailesi içindi. Yutkundu, kendini kandırıyordu. Aşırı tutkularına karşı koyamamıştı. Yolunda gitmeyen işleri onu buna mecbur bırakmış, savunmasız kalmıştı. Bu saplantının bir gün onu böyle bir yola sevk edeceğini hiç bilemezdi. Babasının müşfik sesini duyar gibi oldu. Bıkıp usanmadan her fırsatta ahlak nutukları atardı babası. Öyle düşünürdü Mehmet. Helal der, haram der, rızık Allah'tandır derdi. Eğer insanlar rızık konusunda Allah'a hakkıyla iman etselerdi, sabah çıkıp akşama kuşlar gibi tok dönerlermiş. Sahabeler çok para kazanarak mutlu olmadılar. Kanaat ehli olarak mutlu oldular. Kalbinde Allah korkusu olan fakir bir adam vardı. Bir gün eline altın bir kerpiç geçti. Akıllı bir kimse olmasına rağmen başı öyle sersemledi ki sabaha kadar hayal kurdu. Bütün gece şöyle düşündü. Ne kadar yaşarsam yaşayayım, bu hazine bitip tükenmez. Artık bir şey istemek için onun bunun kapısında bel bükmeyeceğim. Şimdi öyle bir saray yaptırmalıyım ki dört bir yanı mermerden olsun. Dostlarım için öyle bir oda ayırayım ki kapısı gül bahçelerine açılsın. Bu hayaller adamı bunalttı. Adeta aptala çevirdi. Artık hayal kurmaktan ibadete zaman bulamıyordu. Altın sevdasıyla sarhoş olmuştu. Bir gün hülyalar içinde kırlara doğru koştu ve orada bir adam gördü. Bir mezardan toprak kazmış, üzerine su koyup çamur yapmıştı. Kerpiç yapmak için balçık yapıyordu. Altını bulana kadar ibadetlerinde hiç noksanlık göstermeyen adam bir an ürperdi. Kendi kendine konuşmaya başladı. Bir gün senin toprağından da kerpiç yapacaklar. Gönlünü neden bu altın kerpiçe bağlıyorsun? Ey sersem nefsim, sen bu altın kerpiçten vazgeç. Hırsın sonu yoktur.
İnsan da hırsın ağzı o kadar açılmıştır ki sen onu bir lokma ile kapatamazsın. Son konuşmaları yine bir minvalde geçmiş olduğundan Mehmet'in tahammülü kalmamış, sitemkar konuşmuştu babasıyla. Arif Usta derin bir iç geçirmiş, hüzünlü gözlerinden gönlüne damlatırcasına, "Oğlum, ne oğluna bu şekilde ilk nasihat veren benim, ne de nasihat dinleyen sensin. Benim vazifemdir sana doğruyu anlatmak. Ne iyi bir evlatsın ki benim anlattıklarımı dinlemeye katlanabiliyorsun. Onun için de şükrediyorum Allah'a. Bak ben söylemiyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri söylüyor. Dinle. Ey oğul, Allah'ın kullarına şikayet etmeye kalkışma. Kullara şikayetçi olma, Allah'a şikayetçi ol. Allah her şeye kadirdir. Ondan başkası ise hiçbir şeye muktedir değildir. İç sıkıntıları, maruz kalınan musibetleri, manevi dertleri ve verilen sadakalarla yapılan iyilikleri gizli tutmak da iyilik hazinelerindendir. Sadakayı sağ eline ver, sol elinin bundan haberdar olmaması için gayret et. Ey oğul, dünya denizinden sakın. Onda çok kişiler boğulmuş. Ancak pek az kişi kurtulmuştur. O derin bir denizdir. Her şeyi gark eder, kendinde boğar. Ancak Allah dilediği kullarını ondan kurtarır. Tıpkı kıyamet gününde müminleri cehennemden kurtaracağı gibi. Ey oğul, aceleci olma. Zira acele eden hataya düşer. Acele etmek şeytandandır. Şeytanın işidir. Rızık ve dünyalık hususunda kanaat sahibi ol. Zira kanaat tükenmez bir hazinedir. Sadece kısmetine ve eline geçene razı ol. Kısmetinde olmayandan da geri dur. Helal ve meşru olanlardan ayrılma. İşte o zaman zengin olursun. Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Baba evinden ayrılmaları bu defa çok başkaydı. Havva ana felç geçirmişti. Günlerce onun için dua etmişler. Hastaneydi, evi yol etmişlerdi. Oğlunun, Mehmet'in yaptığı hayat arkadaşının ölümünden çok daha ağır gelmişti. En çok üzerine titrediği, hep koruyup kolladığı, kimselere hiçbir şey söylettirmediği oğlu mafyaya karışmış, kaçakçılık yapıyor, uyuşturucu ile insanların zehirlenmesine sebep oluyormuş. Birilerinin eline maşa olmuş. Artık ondan hayır gelmez. Bir gün bir köşede öldürülecek haberi yok diye anlatmıştı İsmet. Anneciğinin çok sevgili oğlunun yaptıklarını, Havva'nın ısrarları sonucunda mecbur kalmıştı. Buna dayanamamıştı. Ellerinde dürüstlükten başka hazineleri olmadığını düşünen, bugün her zamankinden çok kocasına hak veren, onun anlattıklarının kıymetini bugün anlayan ve şimdiye kadar kendisini hep çok güçlü, her şeyi kurtarabileceğini sanan bu kadın tükenmişti duydukları karşısında. Hastaneden çıkışta İsmet anasına kendisini bakacağını söyledi. Kimsenin itirazı yoktu. Artık bu yatalak haliyle Havva ananın da hayır diyeceği hali. Firdevs yengesi ve Yavuz abisi zaten onlarla beraber kalmamışlar. Firdevs'in annesinin evinden gidip gelmişlerdi hastaneye. Tamamen kopmuştu bağlar. Mehmet ve Belgin kırık dökük perişan döndüler İzmir'e. Bir hafta içinde her şey alt üst olmuştu. Belgin bilmek istediği, fakat aslında istemeyeceği kadar acıtan gerçeklerle yüzleşmiş olmaktan bitap düşmüştü. Mehmet kumdan kaleleri yıkılmış çocuk gibiydi. Sevenleri yoktu artık. Belgin'in gözlerinde gördüğü sevgi tek teselli kaynağıydı. Kalplerin en şefii, kadın kalbi Belgin'de anlamını bulmuş, yuvasını, çocuklarını, kocasını ayakta tutmak için yakarışlara durmuştu. Havva anayla aynı imtihanı paylaştıklarını düşünüyordu. Her ikisi de en sevdiklerine, en güvendiklerine havale olunmuşlardı. İnsanı en sevdiğinin kederi bir başka yakıyordu. Hayat böyle bir şeydi demek ki. Elini uzattığın her şeyin faniliğini, ihanet edebileceğini haykırıyordu insana. Şimdi ne yapacaktı? Ne yapardı Mehmet'e bir şey olursa? Mehmet nasıl çıkacak, kurtulacaktı? Neden bu kadar çabuk haramlara girebiliyordu? Tek düşünebildiği buydu. Nasıl bir düşüncesizlikle bulaşmıştı bu pis işlere ve nasıl kurtulabilecekti? Neler olduğunu anlamaya çalıştığı günlerde Mehmet'in kendisini bir başkasıyla aldattığı fikrinden başka bir şey gelmiyordu aklına. Her defasında dilinin ucuna gelse de açığa vuramamıştı.
Mehmet'in duygularını öğrenmek, bundan sonra neler planladığını anlamak amacıyla bu düşüncesini bulabildiği en uygun yolla ifade ettiğinde Mehmet, ''Ben hiç yapar mıyım öyle şeyler? Hiç aklın alıyor mu? Seni deli gibi severken mümkün mü bu dünyada senden başka kadın yok gözümde?'' diye cevap almıştı da şaşırmıştı. Bu kadar iddialı konuşulmazdı ki yine de duyduklarına memnun olmuştu. Bir zaafa eğilmemek, diğer bir zaafa düşmeyi engellemiyordu demek ki. Anladığı bir şey daha vardı. Hiç kimse imtihan olmadığı bir günahın masumu sayılmazdı. Kendisi de düşmemiş miydi harama? Mehmet'e kızıyordu, en az kendisine kızdığı kadar. Afyon'dan gelir gelmez Hatice teyzenin kapısına koşmuştu. Olanları anlatmış, yardım istemişti. Çocuklarım haram yesinler istemiyorum. Mehmet'in masumların zehirlenmesinde parmağı olduğunu bilerek yaşayamam. Ben Mardin'den bunun için kaçmadım. Ailemi bunun için terk etmedim. Dünyam da, ahiretim de yıkılıyor. Ne yapacağım şimdi diye çaresizlik içinde gözyaşı dökmüştü. Hatice teyze gün görmüş, aklı başında ve hamiyetperver bir kadındı. Öğrenciye, özellikle de bekara ev vermek istemeyen, ev sahiplerinin aksine o asıl onlara verilmesi gerektiğini düşünen, yüce gönüllü bir insandı. Dört katlı apartmanını tamamen öğrencilere kiralıyordu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, özellikle kız öğrencilere, evlerinde ailelerinin yanında gibi güvenli ve sıcak bir ortam sunmuştu. Onların dertleriyle dertlenir, çareler arardı. Belgin'in hali onun da dikkatine dokunmuştu. Kendisini bir çıkmaz sokakta köşeye sıkışmış hisseden bu masum kızcağız için ne yapabilir, ona nasıl yardım edip selamete ulaştırabilirim diye her haliyle adeta çırpınıyordu. Her defasında ne diller döker, bir nebze yol gösterip Belgin'in gönlünü ferahlatmak için uğraşırdı. Güzel yüzlü, iyi kalpli masum kızım, kendini kader mahkum olarak görme. En yakınımızdaki insanlar bile olsa, savaşmamız gerekiyorsa savaşmalıyız. Mağdur ve mağlup rolüne kendini bırakmayacaksın. Sen niyetini temiz eyle, kararlı ol. Allah büyüktür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dilenmekten utanarak ailesinin nafakasını temin ve komşusuna ikram için dünyada helal rızık kazanan kimseyi Allah-u Teala ayın 14'ü gibi parlak olarak diriltir. Kim de çok mal biriktirmek, övünmek, gösteriş yapmak için helal kazanırsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna Allah-u Teala'yı gadaplandırmış olarak çıkar buyurdular. Belgin ne kadar hassasmış, sadece helal kazanmakla da bitmiyormuş. Hiç bilmezsin bu yönünü. Evet kızım, ameller niyetlere göre karşılık bulur. İbadet ondur. Dokuzu helal rızık aramak, kazanmaktır. Biri de ibadettir. Muhakkak Allah-u Teala çoluk çocuk ve meslek sahibi olan Müslümanı sever. Sıhhati yerinde olduğu halde ne dünya ameli ne de ahiret ameli işlemeyen kimseyi de sevmez. Davud aleyhisselam Allah-u Teala'ya kazancını kendi eliyle kazanmak istediğini arz etti de Allah-u Teala demiri onun elinde hamur ve mum gibi yumuşak kıldı. O da onunla zırhlar yaptı. Onları sattı, kendi ve ailesi bu kazandıkları ile hayatlarını devam ettirdiler. Süleyman aleyhisselam da şöyle iltica etmiştir. Ya Rabbi, benden önce kimseye vermediğin yükü bana verdin. Şayet sana şükretmekte kusur edersem, benden daha çok şükreden kulunu bana göster. Allah-u Teala Süleyman aleyhisselama şöyle vahyetti. Ya Süleyman, alın teriyle çalışıp kazanarak açlığını gideren ve giyinen kul var ya, işte o bana senden daha çok şükretmiştir. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam, Ya Rabbi, benim kazancımı da alın terimle ver dedi. Cebrail aleyhisselam geldi ve ona hurma yaprağından zembil örmesini öğretti. İlk zembil ören kişi Süleyman aleyhisselamdır. Onlar peygamberlerdi. Ne isteseler, dileseler verilirdi. Onlar hiçbir meşakkate katlanmadan rahat etmeyi değil, emek harcayarak alın teri dökerek rızıklarını kazanmayı seçtiler. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hatice'nin onca servetine rağmen etraflarında hizmetkarlar dönüyorken kendi işlerini kendisi yapmış, hiçbir zaman dünya rahatını arzulamamıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi-i Şerif'te beyan buyurmuştur ki
İnsanın ruhunu emziren iki ana vardır. Melek ve şeytan. Elbette meleğin de şeytanın da sütü olmaz. Bundan maksat onların vasfına uygun sıfatlardır ve mecazidir. Melek kimin ruhunu emzirirse o helal kazanca ulaşır. Şehvet ve gazap gibi hayvani kuvvetleri takviye eden gıdayı emziren de şeytandır. Gazap geldiğinde mümin olan insanın aklının 1/3'ü gider. Gıdası haram olanın ameli çirkin olur. Kimin ruhunu da melek emzirir ve kalbine yoldaş olursa, o kimse ibadet ve taate ulaşır. Halim selim olur adeta, melekleşir. Şeytan kimi emzirirse, isyana, harama, günaha, şehvet ve gazaba, haram lokmaya doğru meyleder. Şu unutulmamalıdır ki, bir kimse nefsani hazlara kapılarak isyan ve günahtan hoşlanıyorsa, kendinde olumsuz değişiklikler görüyorsa, bedenine haramı katıp katmadığını araştırmalıdır. Eve geldiğimde bir yandan Hatice teyzenin anlattıklarından hatırlayabildiklerimi not alıyor, bir yandan da düşünüyordum. Kolay mıydı öyle? Bana bir meslek edinmem gerektiğini, helal yemenin şart olduğunu söylüyordu. Ama çocuklarım çok küçük, kendime ayıracak vaktim dahi yok. Ancak bu şekilde yazmak tek yaptığım iş diyebilirim. Kendime ayırdığım vakit dahi bununla sınırlıyken acaba hangi işi nasıl yapabilirim diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Öyle acınası bir durumdaydım ki hiçbir şeyi gönül huzuru ve tereddüte düşmeden yiyemez kullanamaz oldum. Sorumluluk Mehmet'e ait belki ama bile bile insanın boğazından haram geçmesi doğru mudur? Şüphe, güvensizlik, tereddüt her yanımıza sinmiş durumda. Gözlerimden okuyabiliyordur herhalde Mehmet, ona olan duygularımdaki tükenmişliği. Güven duyulmadan yaşanır mı? İnandığımız, güç almak için dayandığımız hiçbir duygu ve değer yerinde yok. Onca zaman geçtiği halde hiçbir düzelme belirtisi verdiği de yok. Sahtekarlık yaptığını, insanların hayatlarıyla oynadığını ve her şeyi mahvettiğini söylediğim zamanlarda kaçıp gidiyor. Onun evde olmadığı her an onun adına korkar oldum. Kim bilir hangi pisliğe bulaşıyordur diye evhamlarımın sonu gelmiyor. Başlangıçta o da bilmediğini söylüyor. Çok özel bir iş demişler. Vatana millete hizmet edeceksin. Üstelik de çok para kazanacaksın. Dediklerinde eminim para sözünden sonra gerisini araştırmak, biraz tecessüste bulunup altında ne var ki diye düşünmek işine gelmemiştir. Aylar geçti, Mehmet hala o kahrolası işine devam ediyor. Artık evde içki de içiyor ve içtiği zaman ona söylediğim her şeyin intikamını alırcasına bağırıp çağırıyor. Kendimi çocukların odasına kilitliyorum, yoksa belki de öldürür beni. Böyle zamanlarda ondan ümidimi kesiyorum. Benden nefret ettiğini düşünmemek elimde değil. Onun üzerinde baskı oluşturuyor olmalıyım ki beni sindirmek derdine düşmüş. İnsan böyledir işte. Yaptığı yanlışı görenlerin varlığı onu rahatsız eder. Son zamanlarda farklı bir tedirginlik vardı Mehmet'te. Uykusunu kabuslardan uyanarak geçiriyor. Uyanık olduğunda da ya içiyor ya da kara kara düşünüp duruyordu. Ne çocukları ne de Belgin'i görmüyor, başka bir alemde yaşıyor gibiydi. Dipsiz bir kuyuya kova sallıyormuşçasına, cevapsız sorular karşılıksız konuşmalarla, Belgin geldiklerinden bu yana azaptan başka bir şey getirmeyen zahirde güzel ama ıtri tükenmiş zamanı geçmiş mevsimleri hatırlatan, evde hapsolmuş bir zindan hayatını yaşıyordu adeta. Çocukların hastalıkları, aşıları olmasa evden çıkacak hali yoktu. Hatice teyzeye de gitmek istemiyordu. Onun yüzüne dahi bakmaya utanır olmuştu. Esra ile de uzun süredir görüşememişlerdi. Önceden annesinden babasından bir haber bekler bunun ümidiyle yaşardı. Artık haber gelmesinden çekiniyordu. Mehmet'in ailesi de bağları koparmışlar, asla arayıp sormaz olmuşlardı. Mehmet de Belgin de kararan dünyalarında iki küçük yavruyla kalmanın ızdırabını duyuyorlardı. Kurtulmak gerektiğini çoktan anlayan Mehmet, bunun nasıl olacağını bilmemekte yaralı bir hayvan gibi etrafını kırıp dökmekteydi. Tabii bundan en çok payını alansa elbette Belgin'di. Şimdi annem arasa ona ne derim? Çok iyiyim, çok mutluyum. Her şey yolunda. Mehmet çok iyi birisi.
ve de çok parası var, ne bulursa getiriyor diye söylendi kendisiyle ve olaylarla dalga geçti için için. Sonra gözlerinden süzülen yaşları silen küçük kızını öptü. Kalbinden şükür seslerinin yükseldiğini hissetti. Ona neyine şükrediyorsundur denir miydi? Denmezdi. Farkında olmaktan kaynaklanırdı şükür ve tekrar şükretti. İki güzel evladı ona veren Rabbine. Gözleri ışıl ışıldı Mehmet'in. Anlatmak istediği şeyler vardı belli ki. Her şey bitmedi der gibi bir hali aksettirmekteydi. Yaşanan bütün olumsuzluk ve karmaşayı sağır bir iyimserlikle geride bırakmak hiç zor olmamıştı Bergin için. Onu da anlamsız bir ümit kaplamıştı. Mehmet sözcüklerle anlatmaması gerektiğini hissettirir bir tarzda yaklaşımlar sergilerken, Belgin'in de neler olup bittiğini sorma isteği geri çekiliyordu. Hareketleri gönlünü fethediyordu. Bu cezbedici tutumlar baktığını olduğu gibi görmesine engel teşkil etmişti Belgin'in. Yolunda giden şeyler olduğunu düşünmemek elde değildi. ''Kurtulduk mu?'' diye fısıldadı kulağına. ''İnşallah'' dedi Mehmet. ''Nasıl oldu?'' diye tekrar sordu. Mehmet, ''Bu akşam son, her şey bitecek. Son, son'' diye tekrar tekrar söylüyordu. Bu son, Türk filmlerinde son kez diye sahneye çıkıp da sevdiği adama yakalanan ve terk edilen kadınları hatırlattı Belgin'e. Bir anda huzura kavuşan ruhunun ve bedeninin uzun süredir ev sahipliği yaptığı acıyla tekrar sızlandığını hissetti. Konuşamayacak kadar morali bozulmuştu.